Canım çok sıkkın. Ya çünkü artık hiçbir şey e, söylenemiyor abi. Yani hiçbir şey söylenemiyor ve e, sürekli bir bir yere konumlandırma çabası. Yani sürekli insanları bir yerlere konumlandırma çabası. Özellikle bu yayın yapmaya başladığından beri de biraz var bu. E, çok rahatsız edici bir yerde bak mesela. Bak Ekşi'de yeni gelmiş yorum. Çok güzel. hemen açayım. Almanca terlikle takılayım. Cavs'ın çetinde goy goylara koşayım. Arada bir nihalat sanatları yapayım. Sonra ya bu faşist mesafe koymaya çalışan insanlar bana neden tepki veriyor? Yılmaz Güney'in paylaşmış. Hemen o zaman bakın. Güneş dilci Kürtlerle boğuşuyorum. Arka yollarda dolandırıp da yolda bırakacak abimizi. Hakaret yeni bardakçılar yetişiyor demiş. Palas pare. Of ne anlatıyor anlamadım şimdi ben. Ne yapıyormuşum ben yani siz anladınız mı? Dur yine şey açayım Palasperdi'nin yorumunu açayım da. Ne yapıyormuşum anlayabildiniz mi? Şu an gördüm ha bu yorumu da şu anda gördüm. Ondan sonra mesela. Bak ilginç yani iki yorum önce de kapitalizm neden merbatı başka biri övmüş. Şimdi bak şu. Kozmik Cowboy abone olmuş teşekkür ediyorum. <laughs> bir de kendi adımı aratayım. Bu da şeye sarmış. İncilleri tarihi kaynak olarak kabul edeceğini söyleyen tarihçi. Fişne suyu da kan yapar zaten. Sen tarihçisin ben de biyoloğum birader. Ben öyle bir şey demedim. Yani şöyle söyle daha doğrusu. Nasıl kaynak olarak kullanılabileceğini anlattım o videoda bu tazmetinleri. Ama adamı anlatamıyorsun. Adam o o kadarını duymuş öyle bir şey. İsa gerçekten yaşadı mı? Şeyi var, kesidi var. Ona bakabilirsiniz. Yine başka mesela. Bu güzel bir yorum aslında. Yeni keşfettiğim kanal anlatımı güzel. İsrail'in kuruluşunu anlattığı videoda tarihi olayları tarafsız bir şekilde anlatmış. Son videosu olan Anadolu'nun esansı. Millet belgeselini izlerken Apollon heykelinin cinsel organı sansürlemesi beni biraz güldürdü ama beni alakadar eden bir konu değil. Ee, ondan sonra ben de biraz Murat Bardak civayı aldım yine aynı. Ama ön yargılı olmamak lazım. Şimdilik takip ediyorum. Atatürk hakkında saçmalamazsa ki İsrail ile ilgili videosunda Suriye cephesinden bahsederken Atatürk'ten bahsettiğinde gözleri bir parladı. Bu adam muhafazakar bir Atatürk düşmanı değil. Benim gibi muhafazakar hem de Atatürk'ü seven bir adam. Kanalı bence büyüyecektir. Yani <laughs> iyi tamam güzel gözlerden atatürk testi geldi aynen bak mesela bir yerde bir yerde ne bakayım bir yerde Filistin cillerek yani bir yerde beni şeye yapmış Filistinler kafa yedi ee, adamın ses adam fikri az eleştirmiş tam hani yani bir böyle yapmış başka yerde de Filistini desteklemiş yazan var yine bardakçı hash çok güzel rejimin pek seveceği tarihçi tiplemelerinden yeterince çalışırsa Murat Bardakçı abisinin yerini alabilir. Biraz da ondan deneriz. Bunu aşırı ne güzel Atatürk ne kadar muhafazakar falan. Yani bu da böyle bir Evet yani bir bardakçı olayına bir takmışlar. Başka benzetecek bir şey de bulamamışlar. Şöyle arkadaşlar şimdi ben bunlara asla takılma değil aslında benim şeyim olayım. Şöyle bir şey var. Ee, benim yani inşa etmeye çalıştığım bir pozisyon var. Özellikle Lexisstory'nin YouTube ana kanalında inşa etmeye çalıştığım bir şey var. O da ne abi? O da şu. Kaliteli, iyi, seçkin içerik üreten bir kanaldır bu. Yani tamam bu bu burada hiçbir ajanda olmaksızın, tamam mı? Herhangi bir ajandaya sahip kalmaksızın. Yani görüyorsunuz mesela millet belgeselimiz var. İnternet tarihi nasıl değişti? Küresel yok oluş, dans çayları özgürlük, hilal şov, Rasputin videosu, Rasputin 1, Efes belgeseli, Anadolu'da ilk Hristiyanlar. Ya bak yaptığımız işler bunlar bizim anladın mı? Yani kötü kitap nasıl anlaşılır? Mesela o Bozkurt olayı çıkmıştı. Bozkurt olayının aslı faslı nedir? Onunla ilgili bir video yaptım mesela. Adam şunu, şunu yazıyor. Ha, Bayramlar arası takip ki Bozkurt işaretliği sevimsiz çıkışına kadar. Ülkücülere sıfır tolerans. Yani o videoyu oturup şimdi izlemesi lazım bunun yani. Ben burada bu hareket yani müdafaa eden bir şey mi anlatmışım? Bu hareket nereden geliyor onu mu anlatmışım? Hatta bu videoda bu hareketi e, gidip Çin kaynaklarına falan dayandıran yanlış yorumlarımı mı tavsiye etmişim bu videoda mesela? Çünkü onu yaptım. Çünkü onu yaptım yani ama anlamıyorlar. Yani anla, ya anlatamıyorum. Anla, buna sinir oluyorum artık yani anladın mı? Bu benim sinirimi bozuyor. Bu benim asabımı bozuyor. Yani şu mesela son yoruma bak. İşte Almanca terlikle takılayım. Cavs'ın çetinde goy goylara koşayım. Arada bir Nihal Aslı alıntıları yapayım. Nihal Aslı'ya gidiyor alıntı bir tane benim hatırladığım var. O da şu. Bu ülke delilerle akıl e, hastalarıyla doludur şeklindeki bir şeyini evet paylaşmıştım. Bu kadar. Bu kadar. Yani onun haricinde hiç benim bir ben atsızcı falan filan bir adam değilim yani de. Hani ayrıca da yapabilirim. O da ayrı bir konu yani. Belli konularda yapabilirim yani. Bu ayrı bir mesele de. Yani şurada artık ben sinol olmaya başladım. Şimdi adam kafasına göre ya beni işte ülkücü olarak konumlandır. Ya ülkücü ocaklarıyla falan bir alakam yok. Bir şeyim yok. Girip çıkmıştım yok. Anladın mı? kafasında yani tamamen kurgusal. Tamamen kurgusal. Bir konumlandırmaya çalışıyor adam bir şekilde. Özellikle şeyin de farkındayım. Hani şimdi bizim ellikle birkaç yayın yapmamızla ilgili olarak da özellikle bir e, şey var. Anladın mı? Bir reaksiyon var. Bu reaksiyonun da açık söyleyeyim size arkadaşlar. Bu sadece bu 4-5 tane akıl daneyle sınırlı kalan bir reaksiyon değil. Yani bu maalesef benim tanıdığım sevdiğim insanlara da yansıyan bir reaksiyon bu. Şunu istiyorlar açık açıkça söyleyeyim ben size. Bugün Türkiye'de yayın yapan herkesin bir şekilde bir kampın adamı olmasını istiyorlar. On olmuyorsan bir taraf bir taraf olan ber taraf olur. Kafası var insanlarda şu anda. Ha şunu söyleyeyim. Tabii ki benim bir dünyaya bakış açım var. Ve arada bunlardan bahsediyorum size. Yani bu arada bunları aktarıyorum. Bu nasıl bir bakış açısı? Genellikle hümanizm meselesi üzerinde duruyorum bakın. Daha kinik bir yaklaşım olduğunu söylüyorum. Daha bireysel bir yaklaşım olduğunu söylüyorum. Ya anlatıyorum işte yani daha ne kadar açık anlatabilirim. E ama senden şey istiyorlar. Tek cümlelik, tek kelimelik bir e, tanımlama istiyorlar. Ben İslamcıyım, ben ülkücüyüm, ben şuyum, ben buyum gibi bir tanımlama istiyorlar. Böyle bir tanımlamayı benden alamayacaksınız yani. Bu böyle bir tanımlama benden alamayacaksınız. Dahası açıkça ben şu kliktenim, şu yayıncıların olduğu gruptanımı da alamayacaksınız. Özür dilerim yani. Ee, yani özür dilerim. Onu vermeyeceğim hiçbir zaman. Kim beni çağırıyorsa farklı görüşlerden de olsa bir araya geleceğim konuşacağım hani onlarla oturacağım konuşacağım onları davet edeceğim onlarla konuşacağım tamam mı kim beni davet ediyorsa bunu yapacağım ee, bundan da rahatsız olabilirsiniz veya kim katılmak istiyorsa bu mecra da açık herkese de yani paylaşacak bir şey olan herkese de açık yani e, bu böyle onu söyleyeyim. Bundan dolayı alınan, kırılan gücenen varsa da yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Ha bu şuysa ya hoca sen bu iş hani böyle böyle yapıyorsun bu sana zarar verir. Ha şunu tercih ederim. Ben o zaman hiç çıkmayayım şeye. Ben sadece Lexistory YouTube kanalında haftada bir belgesel yayınlayan bir insan olarak kalmaya e, razıyım. Yani böyle kalalım o zaman. Çünkü hani ben böyle bir şey olsun istemiyorum. Bir de bu şeye zarar versin istemem. Yani Lex benim inşa etmeye çalıştığım bir şey. Anlatabiliyor musun? Ya yani burada kitaplarla da, işte belgesellerle de yaptığım diğer videolarla da e, kaliteli bir yani dünyaya olgulara, sosyal hadiselere e, kaliteli ve yüksek bir bakış açısı kazandırmak insanlara. Benim şeyim olayım bu. Kendim zevk aldığım şeyleri e, insanlarla paylaşmak. Olayım bu. Bunda acına bir olayım yok yani yani ister inanın ister inanmayın ama benim olayım bu. Ha burada da ne yapıyoruz? E bu akşamları böyle güzel oluyor. E video izliyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz vesaire. Yani e bu da bence faydadan hali değil. Bazı konularda ben farklı bir şey düşünüyorsam onu sizle paylaşıyorum. Ya bak böyle düşünüyorsunuz da şöyle de düşünebilirsiniz demeye çalışıyorum. Ha burada zaten bir disclaimer da ekledim videolara. Ya bu bir canlı yayın burada söylediğim şeylerin bir kısmı e, zihnimin beni yanıltması sebebiyle hatalı olacaktır çünkü hafızayı beşer nisyan ile malül e, bir kısmı e, şeydir bir kısmı etce canlı sohbet olduğu için o anki ruh durumum duygu durumumla ilgili olacaktır bazıları laçka olacaktır bunlar olabilir bunlar olabilir zaten bunu uyarısını yapıyorum yani o şeylerde dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar yani burada bu şeyi işte evet yani tam Boran'ın dediği gibi Emrah Safa Hoca'nın söylediği çok doğru. Türk insanı her şeyi affeder ondan farklı düşüneni affetmez yani. Böyle bir saçma sapan bir şey var. Onunla konuşma bu zararlı. Bundan konuşma bu zararlı. Bundan yan yana geliyorsan ben seni dinlemem. Şundan yan yana geliyorsan. Yani ne bu yani anlamadım ki be. Hani bir de şu var. Benim Grand Hotel'de yaptığım şey e, Netice itibariyle kitaplarla vesairelerle de başka bir seviyeden, formattan bir şey. Hani böyle ufak tefek şeylere ee, bu kadar heba edilecek bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki görürsün. Tabii ki görürsün. Soldan biriyle pekala yan yana görürsün. Hatta ben isterim. Yan yana gelmek de isterim onların da yani böyle bir ayrımım yok benim. Bu sağdan mıdır sağdan mıdır diye bir ayrımım yok ki insanlarla bir araya gelirken. Yaptıkları iş kaliteli mi değil mi? Bir bununla alakalı bir ayrımım var. İkincisi bu insanlar açık bir, bir şeyin içerisindeler mi? Yani açık bir nasıl diyeyim yapının içerisindeler mi? Buna ilişkin. Veya bir suçla ilişkileri var mı? Buna ilişkin. Bu kadar. Onun haricinde herkes yan yana gelebileceğimi defaatle söyledim burada. Ve işin tuhaf tarafı İşin tuhaf tarafı e, bunu her iki tarafta yapıyor. Her iki tarafta yapıyor. Bunu söyleyeyim. Açık söyleyeyim yani. her iki tarafta aynı kafa yapısında. Şundan yan yana gelirsen olmaz. Bundan yan yana gelirsen olmaz. Yani Aşı bir şey mi yapmam lazım yani ne, ne yapmam lazım burada sizin de fikrinizi merak ediyorum yani böyle bir ortamda ya tamamen bu yayınları ve işte kesitler şeyini tamamen bırakacağım komple. Ve sadece belgesellere odaklanacağım. Ya da devam edeceğiz. Yani bilmiyorum hani nasıl bir şey yapmak lazım. Burada sizin görüşlerinizi merak ediyorum açıkçası. Benim canımı sıkan bir süreç bu. Yani bu özellikle son 1-2 haftadır çok fazla. Hususi olarak da hususi olarak da açıkçası buna ilişkin şeyler görmeye başladım. Görmeye başladım. Yani birine bir, bir davet ulaştırdığın zaman abi ben seninle yan yana gelmeyeyim diye bir şey mesela duymaya başladım. Çok enteresan yani açıkçası üzücü. yani burası böyle bir kanal değil. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Yani bizim kesitler kanalında da mesela şuradan açalım şeyden. Bir saniye şu şeyi açayım. Lexi Storye Pardon. Evet. Evet. Şimdi mesela bakalım. Nereden bahsedeyim? Kabala ve Mistisizm. Mesela burada 30 dakika bir Kabala hakkında bilgi veriyorum. Mafyos toplum. Türkiye'de mafya aşırı adam kayırma mekanizmalarına ilişkin değerlendirme yapıyorum. Bektaş Devleti videosu var mesela. Farklı bir şey evet mesela cariyenin tutlanması üzerine konuşmuşum. Evet yani bütün gündeme etkilenen o gün herkesin merak ettiği bir konudu. Ben de bu konuda ortadan görüşlerimi paylaştım. Ki şunu da söyledim aynı videoda. Bu düzeneklerin kurulmasında kitlelerin payı var. Bu düzenekler ne de dönebilen düzenekler. Buna da dikkat etmek lazım da dedim. Yani anlattım. Ama tabii nasıl anlandı? Yani bu sadece şu şeyi gördüğü anda herhalde şey diyor yani bu. Hani bu demek ki o tayfadan falan gibi bir algı oluşuyor. Marx haklıydı diye bir videom var onun altında. Bodrum Cevaş Şakir ne yapmışım. Mesela tasavvufla ilgili bir video. Tasavvuf ayrı bir din midir? E, Türklük Araplık meselesi. Mesela bu Araplaşma özellikle e, gençlik arasındaki o söyleme dair. Hani Osmanlı'ya bakışa dair bir şey söylemişim mesela. E, gibi gibi yani. Benim hani gündemlerim bunlar. Hani yine mesela Hetox'la ilgili bir olay olmuş, sorulmuş. Ben de kanaatimi paylaşmışım. Hetox'a destek verir, mahiyette bir şey söylemişim. Yayıncı draması çıkarmaya çalışmayın demişim. Yayıncıları kanaat önderi haline getirmeyin demişim. Yani bunu defaatle ben yüzlerce kere söylediğim şeyler bunlar bir de yani. Hemen her yayında söylüyorum. Yani bizden böyle bir şey çıkarmayın yani. Bu bir eğlence bir tarafıyla. Bunun kültürel olanı vardır, oyun oynayanı vardır. Hani herkesin yaptığı bir alan var. Yani burada bir siyasal önder, kanaat önderi çıkarmayın diyorum yani. Anladın mı? Eğlenceli videolar var. Şunlar var. Bunlar var. sosyal medya yasaklarına ilişkin var. Yani benim şeylerim bu. Olaylarım bu. Daha ziyade bak olaylara bak. Roma yıkıldı mı? Evrim ve inanç. Mesela evrim anlatmışız burada. Ee, bu işte tarihi yanlış bilinen hadiselere ilişkin doğrularını söylemeye çalışmışım. Ondan sonra Hint inançları hakkında kes konuşmuşuz. Bugüne kadar konuştuğumuz, bu canlı yayınlarda konuştuğumuz olayları söylüyorum. Safeviler hakkında demokrasi erken mi geçtik? Şeriat ne değildir, ne nedir, ne değildir? Bir saat 15 dakika mesela ders niteliğinde bir şey oldu bence. Hani derli toplu anlattığım için söylüyorum. Ondan sonra Osmanlı'da Türklerin durumu, insan vücudu eşcinsellik falan her konuda bir şeyler. Hani o tarihi bakış açısıyla bir şeyler söylemişim. Vahis kitabından alıntılar. Ondan sonra bakıyorum aşağıda iniyorum. Demokrat Partili yıllar. Farklı olanları söylemeyecekler. Çambani grubu var mesela şeyde Vietnam tarafında. Onlarla ilgili bir şey. kaodayı dinine ilişkin bir video. Falan yani bu meselelerimiz bunlar bizim. Yani meselelerimiz bunlar. Böyle detay detay şeylerle e, ilgili bu, yani bunlar bizim olaylarımız. Ha yani böyle de yaranamıyorsak yapacak da bir şeyim yok yani. Hani yapacak da bir şeyim yok yani. Yani Batı'daki solu anlamak diye bir Yapabiliriz olabilir. Berkay Güldal abonelik etmiş. Teşekkür ediyorum. Sadece belgesel kitleri düşürür gibi belgesel. belgesel derken hani bu tarz programlar yani benim Story'nin ana kanalında yaptığım derli toplu içeriklerle sınırlı kalmak. Yani oraya geri dönmek gibi bir şeyim var yani. E kafamda öyle bir şey var, proje var. Yani yoksa çünkü bu şeyin içinden çıkamayacağız. Çünkü bu yayında bir şey soruluyor. Ben de bir şey söylüyorum. E, birine dokunuyor falan yani. Anladın mı? Öyle bir şeye gidiyor yani. Erlin Kadir Mısıroğlu videosu yok bilgim yok. Biraz spektrumu sizden sosyal demokrat bir tarafa çevirmek istiyor olabilir çünkü ülke şöyle bir şey var yani ben sosyal demokrasiye karşı bir şeyim benim yok ki. Hatta şunu söyleyeyim yani ee, pek çok açıdan ortak şeyde de paylaşıyorum. Yani Karl Marx haklıydı videosunu izleyin yani. Öyle arkadaşlar böyle bir sorunum var yani. Bunu sizinle paylaşıyorum. Umarım bunu e, insanlar da fark ederler ne yapmaya çalıştığımı. Ama çok komik yani hele yani şu an mesela yayında gördüm. E, arka yolla dolandırdı yolda bırakacak abim bizi. Ya oğlum ben sizi bir yere götürmüyorum ben size hep söylüyorum yani. Benim peşimden gelmeyin salak mısınız siz yani. Hani beni niye takip ediyorsunuz abi siz hasta mısınız? bir şey ahrazlık mı var sizde? Yani bu bir şeyler anlatan bir kafayım ben aslında Burada anlattığım şeyler detayları, detay bilgileri alın gidin işte yani. Hani burada iki saat, iki buçuk saat eğleniyoruz işte. Vakit geçiriyoruz. Bu kadar. Anladın mı? Hani benim böyle bir şey oynamak gibi bir niyetim yok. Onu en baştan beri söylüyorum yani. Misyoner falan değilim. Tek kanal değil burası ayrıca evet yani TRT değil burası. Anladın mı? Böyle buradan yapılan bir propaganda da yok. Yani bakın keyfinize yani o zaman. Hani izleme hani seyretme lan dana şeyine geliyor insan yani Engin gibi yani. Yani. Enteresan. Ya yani Twitter'da mesela artık Twitter benim için bitti gibi bir şey yani. Hani özellikle son 3-4 ayda yani gerçekten bıktım artık yani Twitter'dan. Daha hani sadece duyurular sadece duyurular olacak zannediyorum bundan sonra. Burası içinde bilmiyorum yani burası içinde vadede Belki başka şeyler düşünebiliriz yani. Eyvallah. Teşekkür ediyorum desteğiniz için. Bu derdimi de paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Bunu da size de paylaşmak istedim özellikle bu yayında. Çünkü ne zamandır benim aklımda olan bir şey bu. Lan hadi söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi, mi? Yani bu yayının sonunda söyleyeyim dedim. Abdülmecid'in yapıları yurt dışına götürülme olayında niçin izin? Hangi maksatla? Bunu birazdan söyleyeceğim. Eyvallah teşekkür ederim. Format değişmesi gayet iyiyiz. Tamam bunu söyleyeceğim. Bir saniye şu yorumları alayım bu konuyla ilgili. Talha Bey 5 abonelik hediye etmiş. Teşekkür ediyorum. Bence başka fikir düşünen sahip insanlar video yapma niye en azından o insanların fikrini anlamış oluruz. Ama burada önemli, senin yoldan sapma olur. Bence gayet iyi video çekilir. Lütfen inancın. Inancı, inancı. Eyvallah. Teşekkür ediyorum şunu söyleyeyim. Hani illaki bu konu mesela sürekli gündeme geldiği için söylüyorum. yani biz beraber yayın yaptığımız arkadaşlar mesela şu ana kadar beraber yayın yaptığımız işte Mehmet abi, Ömer Faruk biz hani kahvehane uleması olarak ilk beraber yayınlara başladık. Artı ondan sonra biliyorsunuz işte bize Burhi ile mesela çok izlenen bir yayınımız oldu. Purple Pix ile bir yayınımız oldu. İyi izlenen, çok izlenen Sonra erlikli oldu iki defa. iki ya da üç defa. Yani bunlar davet üzerine bir araya geldiğimiz yayınlar. Hani bu arkadaşlarla da iyi bir sinerji de yakaldık. Hani o yayınlarda. Mesela Burgi ile biz 6 saat konuşmuşuz. Ki Burgi ile biz eskiden tanışıyormuşuz mesela lise zamanında. E konuşmuşuz yani ne var bunda? Ha ne var bunda yani? Tuhaf yani ben bunu anlay anlayamıyorum. Yani na nasıl bir şey isteniyor bunu da anlamış değilim. Yani. Bir takıntı haline dönmüş yani. Takıntı haline dönmüş. Yani evet. Diksiyon meselesini şey yapalım. Evet. Eyvallah biliyorum. Yani yapacağız yani. Bir tane daha yapacağız yani. Öyle kusura bakmayın yani. Yok ben size açıklıyorum bunları. Yoksa ekşideki adamlara açıklamıyorum yani. 5, 5 dur ekleyeceğim onları. 47 mi olduk? 47'yi geçtik sanki. Malum sayacı dur bakayım. Heh. Kaç olduk söyleyin bakayım bana. Hani dertleşiyoruz yani. Bir açıklama yapmıyorum şu anda. Dertleşiyoruz yani. Ama bu şeyi de yani bundan da rahatsız olduğumu söyleyeyim yani. Böyle bir ambargo havasında böyle e, o muhabbete de ayar olduğumu söylüyorum yani. Buradan hani işleyecekleri de söylüyorum. Yani dediğim gibi bu kanalda herkesi görebilirsiniz. Yarın hiç beklemediğin insanları da görebilirsiniz yani. Onu söyleyeyim. Hiç beklemediği insanları da görebilirsiniz. Hatta bu tavsiyelere beni daha çok kaşıyor. Ben inat bir adamımdır. Herkesi rahatsız edecek insanlara çıkartırım bir yerden sonra. <laughs> yani benim çok damarımı basmayın. Herkesi rahatsız edecek insanlara çıkartırım. Hepinizi çok rahatsız ederim. Yani anladın mı? bir, bir yerden sonra benim böyle bir şeyim var yani. Ee, yansın anasını satayım formatına hemen gelebilirim yani. Çünkü hiç sevmediğim bir şey. Böyle kısıtlanmak. Hani böyle onu yap, bunu yapma. bilmiyorum. Yani sürekli böyle bir şey yani. Aynen otururum. Ben kendim yaparım. Kendim izlerim videolarımı. İngilizce yaparım anasını satayım. Şey gibi olur da Diamond'ın kurması gibi olur. <laughs> İstediğim akademiye girerim gibi. Yani. İngilizce yaparım anasını satayım. Ne yapayım yani? Anladın mı? Hani aynı formatı İngilizce tutar da diye de düşünüyorum yani. Neyse böyle. Celal Şengör İslam üzerine yayın geliyor. Demiş olayım arkadaşlar.